Bak buradan herkese söylüyorum. AK Parti bir daha iktidara gelirse bu ülke Venezuela, Arjantin'den beter bir hale gelecek. Adamın elinde hiçbir barutu ve silahı yok. Bak boş yer 2018'de de dedi bana oy verin dedi. Dolarla, enflasyonla, şunla bunla. Bak bir daha kandırılmayın. Aynı delikten Müslüman iki kere ısırılmaz. Elinde bir imkan olsa düşürür zaten. Bak geldiği zaman 10 bin liralık eşyanın fiyatı aylar içinde 100 bin liraya çıkacak. Ama asgari ücret asla 15 bin liraya geçemeyecek. Bugün bir şey alamıyorsan yarın hiçbir şey alamayacaksın. Yüz binlerce kiracı sokaklara düşecek. Yüz binlerce kiracı sokaklara düşecek. Bir ücret 10 bin lira olup kira 8 bin lira olamaz. Böyle bir matematik hiçbir yerde yok. Kimse kimsenin babasının oğlu değil. O da bir siyasetçi. Kutsal değil. Kimse kutsal değil. Siyasetçi. İşini yapan kalacak, yapmayan gidecek ya. Adamcı olmayın ya. Fanatik olmayın. Ben çocuğuma bilgisayar alamıyorum. Çocuğuma çocuk odası alamıyorum. Hiçbir şey alamıyorum ya. Sadece bir robot gibi yaşıyoruz. Faturalara çalışıyoruz. Kiraya çalışıyoruz. Hiçbir şey, elimizde bir şey kalmıyor ya. Böyle hayat mı olur ya? Bak diyor ki etraf dolu, her yer dolu. Giriyorsun dükkana. İngilizce konuşuyorlar. Arapça konuşuyorlar. İranca konuşuyorlar. Kardeşim mekanlardaki insanlar yabancılar. Gurbetçiler. Bir de burada tuzu kuru maaşını dolarla alan bir kitle var. Siz onları bilmiyorsunuz. İnternetle ilgili iş yapan insanlar var. Onlar maaşlarını dolarla alıyor ve yüksek alıyor. Mekanları dolduran insanlar bunlar. Ya işsizleri düşünün ya. Hiç çalışamayan insanlar var ya. Onlara yazık değil mi? Günah değil mi? Ya bir sürü insanımız gidiyor ya. Benim de elime bir imkan olsa ben de gideceğim ya. Ama neden gideyim ya? Niye gideceğim ya? Bu ülkede benim yaşama hakkım yok mu? Ya bir de şu ayrım gayrıma çok kızıyorum ya. Askeri alırken diyor musun sen HDP'liysen gelme, CHP'liysen gelme. Vergi toplarken herkesin vergisini topluyorsun. Diyor musun HDP'nin vergisini istemiyorum, CHP'nin vergisini istemiyorum. Diyor musun ben muhalifin vergisini istemiyorum, muhalifin askerini istemiyorum diyor musun? Peki hizmet etmeye gelince niye ayrım gayrım yapıyorsun? Bak AK Parti'nin en büyük üç hatası. Bak gideceği, bak kendi kendilerine sıkıyorlar. Kendi kendini bitiren üç hatası. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonu durduramıyor. Bu Suriyeli, Iraklı, Afganlı, Pakistanlı buralara ne doluşmuş bu kadar geliyor. Kaçak burada yaşıyorlar ya. Ya böyle olur mu? Biz de gidiyoruz ama kamplarda kalıyoruz. İşine gelirse alıyor, işine gelmezse 6 ay sonra gönderiyor. Üçüncüsü çok fazla ayrım gayrım yapıyor. Sen beni övüyorsan diyor kardeşimsin. Sen bir şeyi şikayet ediyorsan diyor, eleştiriyorsan diyor. Sen diyor git hainsin diyor. Böyle olur mu ya? Ben de insanım ya, benim de yaşamaya hakkım var ya. Bir de ben düşünce suçlusuyum biliyor musunuz? Facebook'ta yazdığım eleştiriden dolayı ben Silivri'ye girip çıktım. Gide geri kardeşim, Silivri'nin adını bir de yumuşatmışlar, Marmara diye yapmışlar. Ha yani yumuşak olsun ki adı, korkmasınlar. Gide geri kardeşim, ben Silivri'ye girdim, sabah girdim akşam çıktım. Ama insanları korkutuyorlar sanki 5 yıl yatırıyormuşsun gibi, 10 yıl yatırıyormuşsun gibi. Bak adam birine hakaret ederken, çadırım yok diyen vatandaşa namussuz şey derken bunu parti genel başkanı sıfatıyla yapıyor. Bak ayrıma bak. Dikkat edin. Biri ona ismiyle hitap ettiği zaman ya da bir şeyi eleştirdiği zaman diyor ki Cumhurbaşkanı'na hakaret ettin. Böyle olmaz. Bu şekilde olmaz. Sen devlet adamı gibi davranmıyorsun. Parti başkanı gibi yapıyorsun. Parti başkanı gibi olduğun için bütün vaatlerini o için yapıyorsun bunları. Devlet adamı olsan İstifa edersin, dersin ki ben bunu yönetemiyorum. Yönetebilen gelsin ve dünyanın sonu değil. Bir dönemde AK Parti muhalefette olsun ya. Ölürler mi ya? Ölüm müdür abi ya? Bir dönemde AK Parti muhalefette olsun ya. Gene gelir, gene gelsin, gene gelsin. Bir de bakalım bu CHP, İYİ Parti ne yapacak ya? Bu muhalefet ne yapacak? Bir bakalım. Kılıçdaroğlu'nun da adamı değilim, hiç kimsenin adamı değilim. Ama değiştirelim abi ya. Niye kan veriyorsunuz? Niye kan veriyoruz? Tıkandığı zaman, damar tıkandığı zaman pis kanı, irini atıyoruz, kan veriyoruz. Dolaşım hızlanıyor, sıhhat buluyoruz. Niye organ vermek zorunda kalıyoruz? O organı veriyoruz, yerine sıhhat buluyoruz mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani değiştirin, değişimde fayda vardır. Hadis bile var, diyor ki iç sıkıntın oldun mu yer ve zaman değişikliğinde fayda vardır. Hazreti Muhammed'in bu lafını bilin. Kimse onu tak indirecek. Hain. Dün bak hainleri vuruyor. Dinle. Doktor mu bak. Doktorları sen ülkeden kovuyorsun be. Haini söyleyeyim mi sana babacığım? Hain bir iki sene önce Sedat Peker'in anlattıkları, bir de dün evvelsi gün bir arkadaş daha çıktı. Muhammed Yakup'un anlattıkları. Git hain arıyorsan git işte. Bilmem deyip de işin içinden sıyrılamazsın. Sen askerlikten bahsediyorsun değil mi? Ben askerlikten bahsediyorsun. İşin içinden sıyrılamazsın. Askerlik yaptım. Ben gittim 12 aya... Bir de hayır ben onu demeyeceğim. Onu demiyorum ben. Ben gittim 12 aya... Çünkü hain Türk vatandaşıyım ben. Bir dakika bak dinle beni. Ben gittim 12 aya askerlik yaptım, vatanımı savundum. Vateni görevimi yerine getirdin değil mi? Şu caddeye çık bakayım. Suriyeli olup da kaç tane Türk vatandaşı var benim yaşımda, ya benden küçük, benden büyük. Onlar beni ilgilendirmiyor. Onlar senin, niye seni ilgilendirmiyor? Senin anan, bacın, kardeşin dışarı çıkıyor. Aynen.
Kalma bak babacığım. Çıktığı zaman böyle öküz gibi senin vatandaşın olduğu zaman, senin vatandaşın o vatandaşlık kabul ettiği zaman o adam senin gibi askere gider. Vatandaşın olmadığı sürece gelemez. Gitti mi? Bak bak. Ben askere gittim, bir tane Suriyeli görmedim Allah için. Bir tane Afgan görmedim. Bir kere vatandaşı olmayan gelemez. Askerlik yap. Tamam, hiçbir vatandaşı yok. Hiç mi Türkiye vatandaşı olmuş insan yok? Türk'ten başka dostu yoktur. Ya orası sen öyle. Kimse konuşmadı. Ne? O adam boş konuşuyor. Neden boş konuşuyor? Gel belki abi, senin kızın kuryer oldu. Değil mi? 3 tane dairesi var abi. 5 tane çalışanı var. 3 çalışanı var. Kızın kuryer oldu. Almışım görevine para giriyormuş. Maaş alıyorum ben. Kaç para? 7,5. Yalan. 7,5 lira. Ben 7,5 lira alanlar böyle kendine. Sen ne böyle savuruyorsun? Yapıyor ya. Yapmayın böyle. Ben de 14 milyon maaş alıyorum. Çalışanı. Arkadaşın 3 tane dairesi varmış. Evine 5 tane de çalışan para getiriyormuş. Benim de 2 tane dairem var abi. Dairem yok. Yani olsa ne olur? Ben evimde yemek pişiyor. Komşumda pişmiyorsa, kokusu ona gidiyorsa ayıp benim ayıbımdır. Memlekete nereli olursam olun, tabii ki bu vatan için hepimiz aynı abi, şeyi konuşuyoruz, aynı dili konuşuyoruz, farklı bir dil konuşmuyoruz. Reis neler yaptı abi vatan için? Ne yaptı abi ya, söyler misin? Ne yaptı? Dur bir dakika. Ne yaptı? Söyle. Yaptığı şeyi söyle. Abi, söyle abi. Bak. Dinleyin. Bütün Türkiye'nin her tarafına duble yol yaptı. Ya kim yaptı? Bir dakika. Senin verdiğin para nereye gitti? Benim verdiğim para nereye gitti? Ne mi yapıyor? Babasına çıkışlarını kapadın. Bak. Kapadın. Bak. O 7,5-7500 lira emekli maaş alıyorsun ya sen babacığım. O aldığın 7500 lira daha cebine girmeden sağlığa, yola, eğitime. O yolda yapılacak o zaman. Yolu ne? O zaman ondan evvel olanlar niye yapmadı? Kim yapmadı? Muz Cumhuriyeti'nde mi yaşıyorduk? Sağlıkta vardı, hastanede vardı, trende vardı, uçakta. Nasıl sen cebinden yapıyorsun? Türkiye'nin atacağı mermisi yoktu. Şimdi İHA. Hadi buyurun. Kıbrıs'ı da aldı değil mi? Erbakan aldı. Silah yoktu. Erbakan aldı. Kıbrıs'ı Erbakan aldı değil mi? Şey yaptı onu. Kıbrıs'ı Erbakan aldı değil mi? Güzel abi. Ecevit'in şeyinden aldı değil mi? Erbakan'la Ecevit orak verdi. Kıbrıs'ı Erbakan mı aldı? Erbakan almadı o zaman. Hani mermi yoktu atacak? Atacak mermi yoktu. Kıbrıs harekatı yarı oldu. Amerika dur dedi. Bir tokat ya aldı. Geç. Önemli olan orayı almak. Mecbur ondan sonra oradaki halkın oradaki halkın bak, senin silahın mermin bak, bitti de ondan sonra bak, oradaki halkın kardeşine karşı mı kullanıyorsun sen? Ne kardeşine karşı? Sen ne silah mermi, hangisini kullanıyorsun silah mermiden? Neden bahsediyorsun? Adam diyor ki benim geçimim olmuyor, geçim. Ben acım diyor. Sen diyorsun silah mermi bilmem ne. Ya ben acım, aç. Yorulacak abi. Vatandaş yorulacak. Ben acım. Orada Ecevit'in Kıbrıs'ta Ecevit'in derdi toprak işgal etmek değildi. Ne? Halkının bağımsızlığını kazanmaktı ve onu becerdi. Senin yaptı. Halkın ya orada ben, öldürüyorlardı abi, adamlar. Tamam işte onları kurtardı. O bağımsızlığı kazandı. Verdi ondan sonra sınırını çizdi gitti. Niye çekti? Senin silahın vardı hiç. Dur vermeyeceğim dedim. Mecbur kaldım. Hala Amerika bir şey soracağım sana. Ben bir şey yakın tarih. Bak bu aydan bahsedeceğim. Kıbrıs'ı Türkiye hep alacaktı. Bu aydan bahsedeceğim. Azim bu ara Ramazan'dayız değil mi? Benim babam Kıbrıs Gazi'sinin oğlu burada. Buyurun. Benim babam Gazi olmasına rağmen bu ülkede gazi çocuklarına iş imkanı vermek zorundalar. Ama iş imkanı için, iş başvurusu için gidiyorum. Ben devlet bana kamuda devlet kamuda 25-30 yaşında adamsın tamam. Sen nasıl devlet kamuda gazi çocuklarına bir şey anlamıyorsunuz. İş yok değil, iş var. Dinle bir 8500 liraya çalışıp 10.000 lira kira veremiyor bir adam. Yeter kardeşim sen de git bu da şey anlatmayın. NATO kafana NATO verme. Abi bu dert ne biliyor musun? Dert reis gitsin de ya babacığım iş var. İş var. Ama reis gitmeyecek abi. Ya. Ne edecek? Babasının mı yeri? Babası parayla mı aldı bu memleketi? O adama Allah yardım eder. Ya abi. Gitmeyecek abi. Ben evliyim mı? Biraz sonra sen onu peygamber ilan edeceksin. Ramazan günü günaha giriyorsun. Yordum ama daha vermiyorum. Vermeyeceğim. Zaten avcılardan biz o istemiyoruz zaten. Biz derken ben bir sesleneyim. Herkes AKP'ye oy versin. Bu halk hak ediyor. Versin yani.
Ben şu bugüne kadar oy kullanmadım AKP'ye ama bu sefer kullanacağım bunlar için. Vallahi bu AKP'ye oy verir miyim bu çocuk? İşte ben vereceğim. Verir miyim? Vallahi vereceğim. Ha, bunlar gelecek. Hak ediyorlar. Bak bak abi. Hak ediyorlar yani. Bunlar gelecek. Bak çek şu çocuğu, çek çek şunu çek. Gel buraya. O nerede tuzluk? Çünkü bunlar gibileri hak ediyor. Bunlar gibileri hak ediyor. Bak bu yaşta çalışıyor. Sen okumuyor musun? Okuyorum abi. Nerede? İlkokul, ortaokul ne? Ortaokul abi. Sen nereli? Sen niye çalışıyorsun? Para için abi. Aile durumun kötü mü? İyi abi. Niye çalışıyorsun o zaman iyisi? Burada millet. Para için abi. Para için farklıdır. Niye okumuyorsun? Senin yaşıtların okuyor mesela, sen niye çalışıyorsun? Tatile girdik abi. Yani maddi durumunuz kötü olduğun için mi çalışıyorsun? Evet abi. Heh, şimdi anlaştık senden.